Şimdi geliyoruz arkadaşlar bu videomuzun son sorusuna. Burada gene üçüncü adımdan cümle türlerinden bir soru sizlerle paylaşacağız. Beşinci soruyla yedinci soruyu cevaplayalım. Şimdi diyor ki numaralanmış dizelerin yüklemin yerine yapısına göre çeşitleri aşağıdakilerden hangisinde yanlış verilmiştir diyor. Bunu yapalım. Beşinci soruda. Yedinci soruda da bu parçada aşağıdakilerden hangisine örnek yoktur diyor cümlemiz. Bunu yapalım beraberce arkadaşlar. Şimdi hemen cevabımıza geçelim. Şimdi arkadaşlar beşinci sorumuzun doğru cevabı Edirne seçeneği. Neden? Çünkü sevgili arkadaşlar Edirne seçeneğimizde aşağıdakilerden hangisine yanlış vermiştir? Edirne seçeneği. Birincisi arkadaşlar bu cümle kurallı bir cümledir. Aynı zamanda isim cümlesidir. Çünkü ek fiilin üçüncü teknik şahıs ekini alır ama düşer. Düştüğünden dolayı yani eksiltili cümle değil. Aynı zamanda sevgili arkadaşlar bu cümlemiz sevgili arkadaşlar kurallı isim cümlesidir. Dolayısıyla Edirne seçeneği burada yanlıştır. Sorumuzu bu şekilde cevaplıyoruz. Diğer şıklar doğrudur. Aynı zamanda arkadaşlar basit bir cümledir. Dolayısıyla eksiltili orada yanlış olarak konmuştur. Bu arada hocam yüksek kelimesi orada yargı bildiren bir şey yok demeyelim. Orada yüksek kelimesi normalde isim cümlesi olduğu için bu. Dır dir eki arkadaşlar düşer. Bundan dolayı orada görünmeyen bir dır dir eki vardır. İsim cümlesidir, eksiltili cümle değildir. Eksiltili cümlede yargı olmaz, yargı bildirilmez, yargı okuyucuya bırakılır. Dolayısıyla Edirne seçeneğini burada doğru cevap olarak söyleyelim. Ekranın sağ tarafında yedinci sorumuz var. Orada da arkadaşlar bu parçada aşağıdakilerin hangisinin örneği yoktur diyor. Burada da sevgili arkadaşlar Adana seçeneği yani bağlı cümlenin örneği yoktur. Şöyle baktığımız zaman arkadaşlar öznesi ortak bağımlı cümleyi ne yapıyoruz? Görüyoruz. Gene girişik birleşik cümleyi görüyoruz. Olumsuz cümleyi görüyoruz ve isim cümlesini görüyoruz. Şimdi neydi bunlar arkadaşlar? Bakın ekranda çizerek gösterdim. Şimdi sevgili arkadaşlar mesela sokağa eldivensiz çıkmazdı derken çıkmazdı. Çıkar da olsaydı bu olumlu bir cümle olacaktı. Tamam mı? Dolayısıyla olumsuz bir cümle. Burada mazmez geniş zaman olumsuzluk eki. Hüseyin Rahmi'nin bir sürü eldiveni vardı arkadaşlar. Burada vardı. Burada isim cümlesi. Dikkat edin. Tamam mı? Var. Yani var olduğunu ifade ediyoruz. Burada varmak kelimesi değil. Bak dikkat edin. Var. Var olan bir şeyi ifade ediyor. Evet. Gene sevgili arkadaşlar bakın. Kapı kollarına mendilsiz dokunmaz. Hiç kimseyle tokalaşmaz. Peçetesiz, kolonyasız evden çıkmazdı arkadaşlar. Derken sevgili arkadaşlar burada öznesi ortak bir sıralı cümle kullanmış. Kim? O. Bakın dikkat edin. Gene arkadaşlar girişik birleşik cümle. Bakın yeşil yuvarlak içine aldığım bölüme dikkat ederseniz işte jestler yaparak konuşan bak konuşan yan cümle oturan bak dikkat edin gülerek bitiştirdiği dikkat edin filmsleri görüyor musunuz arkadaşlar? Beklenmeyecek kadar sert bir üslup derken arkadaşlar hatırlayanları bak burada olarak bunların hepsi bir yan cümlecik oluşturuyor. Yan cümlecik de bir temel cümleciğin içinde, temel cümlecikle beraber bir cümleciğin cümlenin içinde bulunuyorsa o zaman orada da bir girişik birleşik cümle var demektir arkadaşlar. Dolayısıyla öznesi ortak bağımlı sıralı cümle, girişik birleşik cümle, olumsuz cümle, isim cümlesi burada var, örnekleri var. Fakat bağlı cümle yok. Peki bağlı cümle olsa nasıl olacaktı arkadaşlar? Şimdi arkadaşlar eğer birden fazla yargı bildiren cümle ve bağlacıyla, bağlaçlarla bir araya getirilmişse, kurulmuşsa o zaman ona biz bağlı cümle diyoruz. Mesela şöyle olsaydı şuradaki cümle. Kapı kollarına mendilsiz dokunmaz ve hiç kimseyle tokalaşmazdı gibi bir cümle olsaydı. Bakın orada ve ile yaptık. Bu ne olurdu? Bir bağlı cümle olurdu. Dolayısıyla arkadaşlar bağlı cümle yok burada. Evet arkadaşlar bu sorumuzla videomuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kanalımıza abone olduğunuz için ve beğeni tuşunu likeladığınız için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Diğer 3 adım sorularımızla ilgili oynatma listemiz
var. Oynatma listemizden soruları çözebilirsiniz. Arkadaş çevrenizle de sorularımızı paylaşırsanız memnun olurum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun. Kültür, sanat, edebiyata dair her şey var. Yazılı soruları dışındaki videolarımızı da muhakkak takip edin. Görüş ve düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmına yazın. Sevgili öğrencilerim merhaba. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Kanalımızda sadece yazılı soruları yok. Kültür, sanat, edebiyata dair her şey var. Yazılı soruları dışındaki videolarımızı da muhakkak takip edin. Özellikle TYT, AYT, YKS ve KPSS sınavlarına yönelik ve LGS sınavlarına yönelik sorularımız, videolarımız, ders anlatımlarımız mevcut. Bunları da takip etmeyi unutmayın. Çevrenizle paylaşın. Görüş ve düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmına yazın. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kitaplarına esas alıyoruz. Oradaki konuları, oradaki soruları ve oradaki sorulara benzer soruları esas alıyoruz. Ve bu sorular orijinal sorular. Kanalımız eğitim, kültür, sanat alanında öncü bir kanal ve bu kanalımızda üniversite sınavına hazırlanan, LGS sınavına hazırlanan, AYT sınavına hazırlanan ve okullarındaki yazılılara hazırlanan öğrencilerimize yönelik yazılı sınavları ve diğer testlerimizi bulacaksınız. Kanalımızı takip ederseniz çok iyi bir şekilde kendinizi hazırlamış olacaksınız. Sadece yazılı soruları yok. Kültür, sanat, edebiyata dair her şey var. Yazılı soruları dışındaki videolarımızı da muhakkak takip edin. Bunları da takip etmeyi unutmayın. Çevrenizle paylaşın. Görüş ve düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmına yazın.